Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünün itirafına hemen hızlıca geçiyorum. Asya Hanım merhaba, kanalınızda başarılarınızı dilerim. Okur musunuz bilmiyorum ama ben içimi dökmek, sizden ve dinleyicilerinizden akıl almak istiyorum. Hepsini kısa kısa anlatacağım, yoksa çok uzun olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ben 22 yaşındayım, özel bir şirkette çalışıyorum. Küçüklükten beri aile demeye bin şayet bir evde büyüdüm. Biz 5 kardeşiz, 3 erkek, iki kız. Öyle bir anneye sahibim ki Rabbim düşman başına bile vermesin. Küçüklükten bu yana sürekli şiddet psikolojik baskı altında büyüdüm hak ettiğimden değil ailede bir tane normal insan olmadığı için annem dediğim o kadın öyle bir şeytan bir insan ki bir kez olsun beni sevmemiş kızım dememiş bir insan aynı evde iki düşmandan farkımız yok benim canımı çok yaktı Allah'a havale ediyorum kendisini üzerimde oklavalar kırdı iki defa bıçakladı sobada demir şişler ısıtıp üstümde söndürdü en çok canımı yakan nokta da bunları zevklerle kadar hak etmiyor olmam. Her şey bir yana hak etmiş olsam dahi asyanım bir insan evladına bunları nasıl yapabilir aklım almıyor. Babam da zaten bunca şeyler yaşamama rağmen bir kez olsun bana destek olmadığı Vurdum duymaz bir insan. Annemle babamın arası zaten hiçbir zaman düzelmedi. 17-18 yaşıma kadar defalarca boşanma aşamasına gittiler. O zamanlar boşansınlar istemiyordum ama şu birkaç senedir ki keşke boşansalardı diyorum. Sanırım daha olgun düşünebiliyorum. Ben hep lise 3'e kadar yaz tatillerinde dahi çalışan bir kızdım. 16 yaşımda beni zorla okuldan aldılar. Şu an düşünüyorum da hayatımı benden çalmışlar. Okuldan alıp ertesi gün seni hastaneye götürüyoruz deyip bir fabrikaya çalışmam için zorla soktular. Fabrikada 16 saat çalışıyordum. Hiç molamız falan da yoktu. Yemeği bile ayakta makinaların başında yerdik. Bir sene orada her gün ağlaya ağlaya çalıştım. Yalvardım. Günlerce ben dayanamıyorum, çalışamıyorum diye ama kimsenin umurunda olmadı. 16 yaşımda ben orada 30 kiloya kadar düşmüştüm. İki vardiyalıydı gece ve gündüz. Gündüzleri ne kadar uyusam da gece vardiyasında çok zorlanıyordum. Orada bir sene çalışmamın nedeni de iki aylık alacağım vardı. Baktılar paranın suyu kesiliyor, patron paramı vermiyor, çıkarıp başka bir işe soktular. Orada da çok büyük travmalar yaşadım. 25 kilogram bakliyatları sırtımda arabalara taşıdım. Bu arada ben çalışırken babamın işleri durdu. Evi tek geçindiren bendim. Düşünsenize 3 tane erkek kardeşim olmasına rağmen tek başıma ben çalışıp evi geçindiriyordum. Ama yine de ben kimseye yaranamadım Asiye O kadının beni ilk bıçaklaması da orada çalışırken oldu. Allah yukarıda şahidimdir ki ben bıçaklanmayı hak edecek hiçbir şey yapmadım. Akşam 9.30'da eve geldim. Herkes sofrada yemek yerken bana bir tabak yemek koymadılar. O sofrada sonra kavgalar başladı ve o malum olay oldu. Ben kan kaybından bayılıp düşene kadar kimse beni hastaneye götürmedi. Şu an düşününce dahi çok zoruma gidiyor. Ben liseye giderken dahi erkek kardeşime her gün beni dövdürürdü. Okula hep gözlerim mosmos şiş giderdim. Sanki bu kadının bana garezi varmış gibiydi. Kalabalık bir evde büyüdüm ama o kalabalığın içinde ben o kadar çaresiz ve o kadar yalnızdım ki Allah kimsenin başına vermesin. Bu olayın ardından 6 ay 7 ay geçtikten sonra beni ikinci defa bıçaklı Yine sofrada oldu. Bu iş yerinden ayrılmama daha bu sorun sebep oldu ve kendi öz kızını bıçaklayıp da ertesi günü kalk git kendine iş bul diyen bir kadın. Beni insanlara karşı kötü kadınlar gibi tanıtırdı. Bana insanlar duysun diye avazının çıktığı kadar sen olsun sen kesin gibi cümleler kurdu ve birçoğuna da herkes şahit oldu. Asiyenin o kadar çok çektim ki keşke hepsini anlatabilseydim. Keşke şu an hissettiklerimi hissedebilseydiniz. O kadar yoruldum ki o. O kadar aciz hissediyorum ki kendimi anlatamam. Hiç kimse elimden tutup bana destek olmadı. Yanlış anlamayın maddi anlamda değil manevi anlamda da ne zaman gülsem hayatı bana zehir ettiler. Ne zaman biraz mutlu olsam mutsuz olmam için ellerinden geleni yaptılar. Küçüklükten beri hep evlendirmek istedi beni. Evden gitmem için elinden geleni yaptı. Neden evlenmedin diyecek olursanız boynumu büken benim 11 yaşındaki kız kardeşim. Bana yaşattıklarını ona da yaşatmaya çalışıyorlar. Elimden geldiğince onun yanında olmaya, ona destek olmaya çalışıyorum. Ben gidersem göz göre göre kardeşimi, canımı cehennemin içinde bırakmış olacağım. Gel zaman git zaman beni küçük evimize yakın giyim dükkanına koydular çalışmam için. İşte ben hata mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama en büyük yanlışımı orada yaptım. Asiye Hanım ne olur beni kimse yanlış anlamasın. Ben 19 yaşına kadar hiç böyle bir hata yapmamıştım. Orada çalışmaya başladıktan 3-4 ay sonra patronumu bana karşı ilgisini fark ettim. Ve ben de kendimi engel olamayıp ona karşı bir şeyler hissetmeye başladım. Bir sene kadar beraber çalıştık ve ben hayatımda daha önce hiç mutlu olmadığımı işte o zaman anladım. Yanında o kadar mutluydum ki, o kadar huzurluydum ki dünya yansa umurumda olmaz dediklerini ben o bir sene içinde yaşadım. Çok pişman oldum. Kendime yediremedim. Karısına yediremedim. Defalarca gitmek istedim. Ama yemin ederim hep engel oldu. Ne o beni bırakabilir? yapabildi ne de ben onu. İki buçuk senemiz olacak. Her gün kendimden nefret ederek kafamı yastığa koyuyorum. Ben bunu yapabilecek bir insan değildim. Lütfen beni kimse yanlış anlamasın. Ben kendime bunu asla yakıştıramazdım. Hala öyle yakıştıramıyorum. Çok şeyler yaşadık onunla. İyisiyle kötüsüyle. Ailesi öğrendi, eşi öğrendi, tehdit ettiler beni. Gitmek istedim yanından, ayrıldım yine de bırakmadı beni. Ve biz duygularımıza engel olamayıp beraber olduk. Hala ne o beni bırakıyor ne de ben onu bırakabiliyorum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kimsenin yuvası yıkılsın istemiyorum. Kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Ama ortada 3 tane çocuğu var ve 41 yaşında boşanmış olsa bile bizi kavuşturmazlar. Lütfen bana bir yol gösterin. Eğer bunu paylaşırsanız dinleyicilerinizden, abilerimden, ablalarımdan, yaşıtlarımdan bir yol göstermelerini istiyorum. Ben ne yapmalıyım? Bir çıkar yol bulamıyorum. İtirafı yollayan izleyicilerime benim söyleyeceklerim şunlar. Tabii ki de siz de yorumlara kendi düşüncelerinizi, duygularınızı eminim ki yazacaksınızdır. Ee, sevgisiz büyüyen çocuklarımız, kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız bir şekilde o sevgiyi başka bir yerlerde arıyorlar. Bunu zaten hep görüyoruz bu tür itiraflarda. Bugüne kadar e, senin hayatını senin elinden almışlar ve çalmışlar daha doğrusu hiçbir şekilde kendi hayatına kendin e, karar verememişsin yaşadıklarına, yaşayacaklarına. Ama bundan sonraki yaşayacaklarına sen karar verebilirsin e, ve ona göre bir yol çizebilirsin diye düşünüyorum. Yaptığının e, yanlış olduğunun farkında olman da bence e, bu. Kuracağın yeni hayat yolunda sana en büyük rehber olacak diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.